Hayat gördüklerinin bedelini ödemiştir beyim. Amanda denen hatun sahibini bulmuş olacak ki arkalarında şahit bırakmadılar. Allah olan bitene şahittir artık bey. Bu işin ardındaki akıl elbet pusatımla tanışacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıradın müstakim tenzilel azizir rahim litunzire kavmen ma unzire abâuhum fehum gâfilûn. Destur baba. Gel hele gel kızım. Otur şöyle. Seni ne diye ünlettim merak edersin tabii. Rahmetli
Rahmetli ananın seni kucağıma verdiği ilk gün mıh gibi çakıldığım aklımda. İki oğlun ardından seni ellerime aldığımda sanki bir kuş yavrusu gibi öylesine narin, öylesine canı yufka. Zaman sudan hallice akar. Gün gelir, o kuş kanatlanıp yuvadan uçar. Uzun lafın kısası canım kızım. Karar kıldım ki artık babanın yuvasından uçup kendi yuvanı kurmanın vaktidir. Sen nasıl uygun görürsen öyle olur baba. Töremizde benim istediğim kişiyle evlenmek de evlenmemek de hakkındır. Ben senin babanım, sahibin değil. Töremiz sana bunu şart koşmaz. Ben sadece senin için, biricik kızım için en iyisini tercih etmeye çalışırım. Sözün özü, sen de evet dersen, seni Kayıların Beyi Ertuğrul Bey ile evermek isterim. Kardeşin aslanı Ertuğrul Bey'le evlendirmektir muradım. Onu konuşurduk. Peki aslan ne der bu karara? Karar babamındır. Ertuğrul Bey gibi bir devlet kuşu konar başına. Umarım ki sen de gönülden isteyesin kızım. Bana sorarsan doğru bir karar vermişsin baba. Obası küçük ama namı büyüktür Ertuğrul Bey'in. Müsaadenizle baba. Sen de evet dersin madem, Allah tamamına erdire. İnşallah. Emir Saadettin'den sonra Ertuğrul'un bize olan desteğinin hükmü kalmamıştır. Ama bir dost fazla, bir düşman eksik. Kuş sürüsüyle uçar, Ural. Sen Emir'i dün tanıdın. Ben onun tüm geçmişini bilirim. Bize bir fayda varsa kendimizden var. Eğer kardeşinle evlenmeyi kabul ederse Ertuğrul Bey, Çavdarlara bundan büyük devlet yoktur. Umalım da Ertuğrul Aslan'la evlenmeyi kabul eder.
kutsal ışığı söndürmek isteyenlerin ölüm vakti geldi dostlarım. Ölümün soğuk nefesini almaya geldim sizden. İsa'nın sadık hizmetkarları. Benim sessiz dostlarım. Cehennemin nefesini verin bana. Ölüm koksun buram buram. Hey ateşin çocukları. Olimpos'un çocuklarına kulak verin. Size kardeş gönderiyorum. Zehirli bir dumanla. Utanılacak bir şey yoktur Aslıhan. Evlilik her hatunun hayalidir. Öyledir elbet. Neden kaygılandığını bilirim. İkinci hatun olmak kafanı karıştırır. Bana sorarsan aklın hiç karışmasın. Genç olan, taze olan sensin. Bırak Halime Hatun düşünsün. Eri genç ve güzel bir Dilber'le evlenince hali ne olacak? Eşkıya'nın elinde Halime Hatun'un nasıl savaşçı bir kadın olduğunu gördüm. Beyine, oğluna nasıl bağlı olduğunu bilirim. Bir gün savaşır seninle, iki gün savaşır. Sonunda elbet kabullenecektir. Ama şunu unutma. Ertuğrul Bey bu işe hederse Halime Hatun da kabullenecektir. Sen olsan kabullenir miydin yenge? Sen kabul ettikten sonra bugün hedemese yarın diyecek. Ertuğrul Bey'e karşı gelecek değil ya. Esirgiyen ve bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azap var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. Hani bir vakitler o kafirler seni tutup bağlamak
veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar. Onlar hileye başvurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Ondan başka her şeyden uzağım. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun. Sonra hiç bekletmeyin. Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Allah'ım, sen aslanlarına, yiğitlerine kurulan tuzakları boz. Onları muzaffer eyle. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Kayı'nın yiğit evlatları, bugün bir yiğidimizi daha kara toprağa gömdük. Şahit olun. Kaya Alp şehittir. Şahit olun. Davamız kutlu, yolumuz çetin. Düşmanımız kahpedir. Kaya Alp, düşmanın kahpeliğine inat,
şerefiyle girmiştir toprağa. İnşallah bir gün bizimle gireceğimiz gibi. Tıpkı atam Oğuz'un girdiği gibi, Çağrı Bey'in girdiği gibi, Tuğrul Bey'in girdiği gibi, babam Süleyman Şah'ın girdiği gibi. Onlar güneşin doğuşunu selamlayarak gittiler gaza yoluna. Bastıkları her karış toprakta iz, arkalarında bir yurt, gelecek içinse kutlu bir dava bıraktılar. Şu kara toprağı şerefli kılan şehitlerimizin kanıdır. Vakit bu kirli toprakları şehitlerimizin kanlarıyla şerefli kılma vaktidir. Allahu Ekber! 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 Bu kutuda Turgut'un sadakati var. Ve bu sadakat Ertuğrul'un ölümünü getirecek. Biz de bu uğurda değerli bir kardeşimizi kaybedeceğiz. Ancak Tanrı Alfonso'yu cennetiyle ödüllendirecektir. Nereye Turgut'a? Civar obaları dolaşıp çoktandır görmediğim alpleri ziyaret etmek isterim. Et tabii. At sırtında dolaşmaya alışıksın. Anda sıkıldım belli ki. Yarın sabah dönerim. Simon'a söylersin. Güle güle Turgut.
Kutsal seni korusun Alfonso. Baksana Aslıhan'a beyim. Nasıl da tedirgindir. Belli gönlü var ama Halime Hatun'dan çekinir. Akşama toyda konuşulacak bu konu. Babam niyetini Ertuğrul'a açacak. Ama Ertuğrul bunun cevabını verecek kadar uzun yaşar mı? Orasını bilmem. O ne demektir beyim? Zavallı bacım. Muradına eremeden sevdiğini kaybedecek. İşler değişti çolpanım. Nasıl olacaktır bu? Tıpkı Toktamış gibi. Hatta Ertuğrul'un ölümü Toktamış'ınkinden de acı olacak. Ertuğrul hak ettiğini bulacak. Senin ne işin var burada Turgut? Beni Simon gönderdi. Mektubu ben götüreceğim. Sen ona döneceksin. Bu mektubu ancak bir şövalye taşıyabilir. Simon sana böyle bir görev vermez. Çok uzattın. Han burası.
Bir kapısı önde, bir kapısı da yanda ahır tarafında. İki kapısı var. Kapıdakiler ve içeridekilerle birlikte en az 30-40 kişiler. Biz 20 kişiyiz. Beyim, it laf etmeden sayılarını sayarız. En ufak bir gevşeklik çıkarsa hesap senindir Bamsı. Beyim, biz o hesabı canımızla öderiz beyim. Senin uğruna canımız da kanımız da fedadır beyim. Bilirim Bamsı, bilirim. Lakin bana da Kayı'ya da ölecek değil yaşayacak alp lazımdır. Eyvallah beyim! Gözcüler önden gidecek. Her taşın altına bakacak. Tam buraya. Yol ağzına geldiğimizde tedbir alacaksınız. Okçular iki yana mevzilenecek. Emrim olmadan kimse ama hiç kimse mevzisinden ayrılmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersin beyim. Bu arada Simon şeytanını sağ isterim. Ondan öğrenecek çok şeyimiz vardır. İnşallah Gündüz Bey'in sancağının altında da cenk etmek nasip olur bize. Kardeş, şimdi bile çıksa senden iyi kılıç sallar. Doğru der Doğan. Yalan mı? Sen ne dersen doğrudur beyim. Gündüzümün beylik çağına kadar bir obamız kalacaksa indiden tedbir alacağız. Bastığımız toprakları yılandan, çıyandan, çakaldan, domuzdan temizleyeceğiz ki gündüzümün kılıcı topraklarımıza toprak kalacak. Var olsun beyimiz, daim olsun neslimiz. Var olsun beyimiz, daim olsun neslimiz. Var olsun beyimiz. İnşallah Allah bizi o günleri de görmeyi nasip eder. Amin. İnşallah. Biz bastığımız toprağı zalim kafire, onun kansız işbirlikçilerine teslim etmezsek olacaktır. Bundan kuşku etmek ümitsizliğe düşmektir. Ümitsizlik haramdır. Biz alpiz. Canımızı veririz ama umudumuzu vermeyiz. Ne demiş atalar? Türk balası kurt olur, bastığı yer yurt olur. Soracağı olan varsa sonra. Eğer yoksa, toy bittikten sonra, herkes uykuya çekildiğinde biz baskın için harekete geçeceğiz. Beyim. Misafirlerimiz gelmiştir. Eyvallah Abdurrahman. Gazamız şimdiden mübarek olsun.
Hoş gelmişsiniz Candar Bey. Obamıza şeref vermişsiniz. Hoş görmüşüz Ertuğrul Bey. O şeref bize ait. Gündüz evladın nasıl? Allah'a çok şükür. İyidir. Sizler de hoş gelmişsiniz. Buyurun hele. Tekrardan hoş gelmiş. Toyumuzu şereflendirmişsiniz Candar Bey. Kurtulan canlar ayrı gayrı değil. Hepsi bizdendir. O şeref bize ait Ertuğrul Bey. Canlarımız kurtuldu. Şimdi sıra geldi çıbanın başını almaya. Şu kız konuşmadı mı hala? Bir haber bekledim ama. Kızı bıraktım Candar Bey. Bağışla Ertuğrul Bey. Ama neden? Kız masum. Tek bildiği Aliyar Bey'e söyledikleri. Onun sayesinde canlarımız kurtuldu. At izi, it izine karıştı Ertuğrul Bey. Neye, kime güveneceğimizi bilemez olduk. Her açılan kapıdan bir bela gelir. Gelsin Candar Bey, gelsin. Bela gelen yere bela oluruz. Size görüşmek ister. Artık böyle görürsün. Ne dersin bey? Elimizde ne bir ipucu var, ne de bir tanık var Ertuğrul Bey. Öyle ya da böyle. Bu işin ardında kim? Ya da kimler varsa inlerine girip yediklerini kusturacağım. Eyvallah. Aramızda yanlış anlaşılmalar olsa da söz konusu obalarımız ve varlığımızsa sonuna kadar ardında olduğumuzu bilesin Ertuğrul Bey. Ural doğru der Ertuğrul Bey. Hatta eksik der. Biz bundan gayrı iki ayrı oba değiliz. Tek oba. Ondan da öte kaygıları aynı olan bir aileyiz. Beyim, müsaade vardır he. Buyur Asya Turan Efendi. Hayrola Asya Turan Efendi, bir aksilik mi vardır? Beyim, bilirim obaya gelme dediniz. Ama gelmek mecburiyetinde kaldım. Dere, o kadar cömert çıktı ki. Bu kadar az vakitte bir kese doldurdum. Lakin altını korumak güçtür. Hem bu güzel haberi vereyim, hem de altınları size teslim edeyim dedim.
Var olasın Haçaturcan Efendi. İyi ettin, iyi ettin. Ertuğrul Bey'in bu habere çok sevinecek. Öyle giderse de sayende kesemiz altında dolup taşacak inşallah. Aman beyim, Tanrı'nın yardımı sizlerin sayesinde. Ben sadece basit bir aracıyım. Haçaturcan Usta, sen çalışmaya devam edesin. Mecbur kalmadıkça da odaya gelme. Tez vakit azını tamamlayıp kimselere görünmeden madene geri dönesin. Sen hiç merak buyurma Artuk Bey'im. Babamıza dönmemize az kaldı evlat. Yakında çilemiz bitecek. Hele bir öğrenelim bakalım. Bu sultanın sarayındaki casus kimmiş? Heveslisin obaya dönmeye ha? Ama daha vakti var. Bu mektup obaya dönmemizi sağlayacak.